Herkes aklından memnun ama durumdan memnun değil. 38-40 yaşında insanları emekli ettik biz. İstihdamı devlet yaratacak diye bir kural yok ki. Niçin biz kendi kendimize bir istihdam yaratamıyoruz? Sınırsız ve sonsuz bir iktidar olmaz. Ülkenin şartları, gelecek kaygısı, işsizlik yeni neslin temelini sarsar mı? Yeni yapı taşlarımızı neler üzerine kurmalıyız? Evet, ülkenin şartları yeni nesil üzerine sıkıntılar yaratacak. O nedenle biz büyükler çok sık kullandığımız bir söz vardır. Ya niye bu kadar mücadele ediyorsun? Neyin kavgası bu? Hala bu çalışmaktan bıkmadın mı? Ya çocuklarıma, torunlarıma bir şey bırakayım, bir şey yapayım diye uğraşıyoruz. Halbuki yapmaya çalıştığımız her şey maddi. Bir tane daha fazla daire alayım, bir tane daha fazla iş yeri alayım, bir tane daha fazla araba veya tarla alayım. Halbuki bu maddi olanakları bilmeliyiz ki çocuklar çok kısa sürede tüketir. Tüketilmeyecek hiçbir maddi miras yok. Tüketemeyecekler tek maddi miras onlara vereceğimiz eğitimdir ve manevi değerlerdir. Yani değerler setidir. Biz çocuklarımıza iyi bir eğitim veremiyorsak, değerler setini iyi bir şekilde oluşturamıyorsak onlara bırakacağımız her şey tükenecektir. O zaman toplum olarak evet, biz bunlara istihdam olanaklarını yaratmalıyız. Evet, toplumlar için biz gelecek için onlara yeni iş alanları mutlaka yaratacak tedbirler almalıyız. İyi eğitim olanakları sağlamalıyız. Ama bununla beraber o çocukların içinde yaşayacağı güzel bir iklimi, yani birey olarak, düzgün bir birey, birbirine karşı sorumluluk hisseden, birbirlerine yardım edecek bireyleri yarattığımızda sonuçta onlar mutlu olmanın yolunu öğrenecekler. Diğer halükarda ne yaparsanız yapın. Çocuğunuza Ferrari alsanız bir de Maserati bana neyi almıyor ya, bunun sarısını aldı kırmızısını olsaydı diyecek. Ve tatminsiz bir gençlik olacak. Halbuki onlara bir şeyleri yapabilmenin, yaptıklarıyla mutlu olabilmenin yolunu öğretmeliyiz diye düşünüyorum. Onlar da kendilerinden sonraki nesle bu gözle bakacakları için onlara iyi bir dünya bırakacaklar diye düşünüyorum. Üniversite okuyan her birey bir diplomaya kavuşuyor. Bu durum beklentiyi de yükseltiyor. Üniversite okumadan da şunu yapabilirsiniz dediğiniz neler vardır? Niçin bir diploma aldığında beklenti yükseliyor? Bunu anlamıyorum ben. Sonuç itibariyle biz aynı bireyiz. İyi bir şey yapsak, diploma alsak da almasak da bir bireyiz. Asıl olan iyi bir birey olabilmek. Yani ben hep şöyle sıralamada bulunuyorum. Çırak, kalfa, usta, zanaatkar, sanatçı, bilim insanı ve aydın. Bu merhalelerden gidiyor. Sonuç itibariyle biz bir sanatçı olmak için bir diploma almaya ihtiyacımız mı var? Bir zanaatkar olmak için bir diploma almaya ihtiyacımız mı var? Yalnızca ve yalnızca işimizi doğru yapmalıyız. Siz yemek yemek için gittiğiniz yerde aşçının diplomasına mı bakıyorsunuz? Önünüze konan tabaktaki lezzete mi? Oturduğunuz koltukta koltuğu dizayn edenin nereden mezun olduğuna mı bakıyorsunuz? Koltuk dizaynının, tasarımının, konforunun size uygun olup olmadığına mı bakıyorsunuz? Giydiğiniz bir kıyafette hangi tasarım bölümünün mezun olduğuna mı bakıyorsunuz? Size yakışık yakışmadığına mı? Esnaf tercihlerimiz vardı, marangozlarımız vardı. Bunların hiçbirinin diplomaları yoktu. Ama olağanüstü güzel şeyler yapıyorlardı. O nedenle hayatta yapabilecek bir üniversite bitirmeden o kadar fazla iş alanı var ki, iyi bir birey olabilmek için hangi üniversiteyi bitirmeniz gerekiyor? Hiçbir üniversite size iyi bir birey diploması vermiyor. Evet, bir mesleğin diplomasını verebilir. Bir mühendislik diploması verebilir. Bir hekimlik yapmak için tıp diploması verebilir. Bir mahkemeye çıkmak için avukatlık diploması verebilir. Ama adil olmanızı sağlayacak diploma veren bir okul var mı? O zaman siz bütün bunları yapan iyi bir birey olduysanız, iyi bir bireyseniz, inanın ki sizin alamadığınız diplomaların en büyüğünü çocuklarınız alacaktır. Bu size daha büyük bir mutluluk kazandırmayacak mı diye düşünüyorum. Ülkemizdeki istihdam olanaklarının adil olmayışını neye bağlıyorsunuz? Bunu çözecek olan iktidar mıdır, yoksa bu durumu yaratan, buna yol açan iktidar mıdır? Bence her ikisi birden hem buna yol açıyor hem de çözmek istiyor. Çünkü iktidara giden yol
bizim gibi ülkelerde çok fazla iş olanağı yoksa ancak iktidar yandaşlarına adil olmayan, yani fırsat eşitliğinin sağlanmadığı toplumlar yaratıyoruz biz. Sen benden, sen ben de sana iş vereyim. Yani sen bana oy ver, ben de sana iş vereyim. Bu çok doğru değil. O zaman siz, ben size iş vereceğim, siz de bana oy vereceksiniz. Beni nasıl denetleyeceksiniz? Doğru işler yapıp yapmadığını yalnızca size verdiğim işle mi salacaksınız? Peki çocuklarınız ne olacak? Torunlarınız ne olacak? Etrafınızdaki arkadaşlarınız ne olacak? Herkese birden istihdam sağlayabiliyorsak zaten mükemmel bir iktidarı yürütüyoruz demektir. O zaman böyle bir sorun yok. Esas olan fırsat eşitliği yaratmaktır. İyi olanın bir yerde iş bulması ve yükselmesidir. Yani liyakatı önde tutacak bir şey yapmalıyız. Tabii ki yalnızca istihdamı devlet yaratacak diye bir kural yok ki. Niçin biz kendi kendimize bir istihdam yaratamıyoruz? Aynı biraz önceki sorduğunuz sorudaki gibi. Üniversiteyi bitirdik, diplomamız var. Bize biri iş versin diye bekliyoruz. Niçin kendi işimizi kendimiz yaratmıyoruz? Hiç kimseye mahkum olmadan bir iş yaratamıyoruz muyuz? Üniversitelere gidiyoruz, iş modellerinin yaratılmasıyla ilgili eğitim alıyoruz. Bununla ilgili birçok şey söyleyebileceğimiz halde kendimize iş yaratamıyoruz. Sizce bu ne kadar alınmış eğitimin doğru olduğunu gösteriyor? O nedenle bence istihdamı başkalarından beklemek eyvallah. Tabii ki başkaları da devlet de bunu yaratmalı. Buna da eyvallah. Bu bir sistem içerisinde olmalı. Eyvallah. Ama yani çok sevdiğim bir arkadaşımın bir sözü var. Herkes aklından memnun. Ama durumdan memnun değil. Hem aklından memnun olup hem de durumdan memnun olma nasıl bir şey? Aklımızdan memnunuz, diploma aldım diyoruz. Ama istihdam yaratma durumunda da durumdan memnun değiliz. Peki niçin? Değişim ve dönüşüme uğramayan her şey yok olmaya mahkumdur. Evet. İktidar aynı, otorite aynı, kişiler yerini bulduktan sonra hep aynı. Bunların bir süresi olmalı mıdır? Yani 60 yaşında emekli olmuş bir öğretmenin hala ders vermesi, lakin 30 yaşında bir öğretmenin atanamadığı, işini yapamadığı için intihar etmesi ne kadar adil? Ne yapılmalıdır? Sistem dayatısında yok olup gitmeye mahkum muyuz? Hayır, böyle bir mahkumiyet yok. Hep ben şunu söylerim. Soru doğru değilse doğru cevabı asla alamazsınız. Bu soru baştan sona kadar yanlış bir soru. Çünkü kurgusu yanlış. Yine burada bir programda söyledim, bir daha tekrar etmek istiyorum. Stephen Hawking diyor ki, gerçeklik diye bir şey yoktur. Zihni modellerimiz vardır. Bunu da kurgularımızdan alırız. Kurguları değiştirdiğimizde, zihni modelleri değiştirdiğimizde gerçeklik değişir. Siz burada, bu soruda bir model yarattınız kafanızda. Yani biri boşaltırsa ben kendime bir iş alanı bulacağım. 60 yaşında hayatının en verimli döneminde birini niçin öğretmenlik yapmaktan mahrum ederek başka birini iş alanı yaratmaya çalışıyorsunuz da her ikisi için çalışacak bir iklim yaratmıyorsunuz? Sorusunun cevabı burada yok. Yani ben, bana bir fırsat yaratılsın, bu yetkinliğim var veya yok ama ben orada olayım. Bu sizce hakkaniyetli ve adaletli mi? Hakkaniyet ve adaletten bahsediyorsunuz. Evet, şuradaki görüşünüze %100 katılıyorum. Sınırsız ve sonsuz bir iktidar olmaz. Bu seçimle gelenlerin bir müddet sonra işini bırakması gerektiğini, iktidarı bırakması gerektiğini, koltuğunu bırakması gerektiğini savunanlardan biriyim ve bunu öyle yaptım. Bıraktım. Kötü olduğum için bırakmadım. Başkalarına bırakılması gerektiğine inandığım için bıraktım. Bırakılmalı. Ama biz toplumumuzda asıl sorunu şurada yaşıyoruz. Ve sıkıntı burada başlıyor. Peki bu işi bıraktırdığımız insanları bunca yıllık tecrübesiyle niçin kenara atıyoruz? Hala toplumda bunu niçin değerlendirmiyoruz? Söz gelimi 60 yaşına gelmiş bir öğretmen sınıfa girip çocuklarla uğraşacağına, bu 22 yaşında üniversiteyi bitirmiş öğretmenlerimizin yetiştirilmesi ve daha yetkinlik kazanması için niçin onların başında rehberlik eder hale getirmiyoruz? Toplumun başka alanlarında niçin bunu değerlendirmiyoruz? Siyasette olan insanları tamam sonsuza kadar orada durmasın. Hep milletvekili bu mu olacak? Hep belediye başkanı bu mu olacak? Hep partinin genel başkanı veya başbakan, cumhurbaşkanı veya bakan bu mu olacak sorusunun cevabı? Hayır, o olmasın.
Ama orasını bıraktırdığımız andan itibaren toplumun, o insanların bütün bilgi deneyimlerinden faydalanacağı sistemleri yaratmalıyız. Onları bir kenara atmamalıyız. Yani ben onu oradan aşağı indirebilmenin kavgasını vermemeliyim. O zaten aşağı inip o makamdan çok daha fazla tatmin olacağı alanlar olmalı diye düşünüyorum. Yani birine zorla, bunu Türkiye yaptı. 38-40 yaşında insanları emekli ettik biz. 42 yaşında, 44 yaşında insanlar emekli oldu. Hayatın en verimli çağında. Ne kadar zamanda bir insan mesleğinde verimli hale gelir? Ancak en verimli hale geldiğinde sizin buradaki önermeniz o insanı emekli etmemiz ve başka birine iş alanı açmamızla ilgili. Peki o kadar tecrübeyi niçin biz heba ediyoruz? Yok sayıyoruz. Şöyle düşünün. Hayatınızın 20 yılında çalıştınız, bir birikim yaptınız ve 20 yıl sonra diyorum ki şimdi bütün bu birikimleri atın kenara. Bunlar yok. Arabanız yok, eviniz yok. Şimdi yeniden sıfırdan başlayın. Böyle bir şey kabul eder misiniz? Ya bunca yıl bu eziyeti niye çektim demez misiniz? O nedenle ben şunu söylüyorum. Toplumumuzda her birey için olanaklar yaratılmalıdır. Yaratmalıdır. Bu kamunun, devletin de sorumludur. Kişilerin özel kuruluşlarında sorumludur. Yine en başa geliyorum. İyi birey olmanın yolunu mutlaka topluma öğretmeliyiz. Bunun için neye ihtiyacımız var? Felsefeye ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var? Sosyolojiye ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var? Sağlıklı düşünceyi sağlayabilecek bireylere, yani psikolojiye ihtiyacımız var. Neye ihtiyacımız var? Güzel sanatlara ihtiyacımız var. İnsanların mutlu olacakları bir ortamı yaratmak adına. Düşünün, gidiyorsunuz bir restorana, masanın üzerinde küçük bir vazoda bir tek çiçek. Ne kadar mutlu oluyorsunuz? Peki bunu yaratacak hoşgörüyü nerede kazanacağız? Sabah kalktınız, sokağa çıktınız, karşılaştığınız kişi size günaydın, iyi günler dese bu sizi mutlu eder mi? Hiç tanımadığınız biri, güler yüzle. Herkes otobüse binerken size saygıyla buyurun dese, herkes birbirine hoşgörüyle davransa ne kadar iyi olur değil mi? Peki bunu engelleyen ne? Bunun bir maliyeti de yok. Bir fiyatı, parası da yok. Yani birine merhaba demenin maliyeti nedir ki? Güler yüzle iyi günler demenin bir fiyatı var mı? Ama sonuçları son derece güzel. O nedenle yani bir süresi, evet, görevlerde bir süre olmalıdır. Çünkü insanların bir makamda maksimum verimlilik süresi 4 yıldır. 4 yıl sonunda bir pozisyon mutlaka değişmeli. Evinizde bile olsa size tavsiyem, koltuklarınızın yerini değiştirin, televizyonunuzun yerini değiştirin, masanın yerini değiştirin. Ve mutlaka göreceksiniz ki sizi hayata bağlayacak hale gelecek. O nedenle değişimde fayda var diyorum ben. Hele seçimle gelinen makamlarda çok uzun süre kalınmamalı diyorum.